Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri ve ögelerimizden temel ögelerimizi inceleyeceğiz. Cümlenin ögeleri 1 temel ögeler, yüklem, özne. 2 yardımcı ögeler, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci. 3 ara söz olarak inceleyeceğiz. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de öge denir. Cümlenin oluşumu için çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş isim soylu bir sözcük gerekir. İki unsurdan birinin özelliklerine sahip bir sözcük bir cümleyi oluşturmak için yeterlidir. Cümlenin ögeleri, temel ögeler, yardımcı ögeler ve ara sözler olmak üzere üç temel grupta incelenir. 1. Temel ögeler Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazı ile anlatabilmek için en az iki öge gereklidir. Bunlara cümlenin temel ögeleri denir. Bunlar 1 yüklem, 2 öznedir. Yüklem, fiil, eylem. Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yüklem'e cümledeki yargı bildiren çekimli ögede diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz gibi cümlenin temel ögesidir. Yani yüklem olmadan cümle de oluşmaz. Örnekler. Ben işlerimi zamanında yaparım cümlesindeki yapmak sözcüğü bir yargıyı taşıdığı için yüklemdir. Buradaki evlerin hepsi çok güzeldi cümlesinde güzeldi sözcüğü bağımsız bir yargıyı sonuca bağladığı için yüklemdir. Not. Yüklem bulabilmek için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek bu görevi üstlenir. Yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir. Örnekler. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır cümlesinde üstündeki kandır sıfat tamlaması. Kadın çocuğunu çok merak ediyordu cümlesinde merak ediyordu birleşik eylemi. Babamın çantası arabanın bagajındaymış cümlesinde arabanın bagajındaymış isim tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır. Özne. Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan veya cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir. Özne cümlenin temel ögesidir. Ancak her cümlede özne bulunmak zorunda değildir. Özne fiil cümlelerinde işi yapandır. İsim cümlelerinde bir eylem bulunmadığı için özne yüklemin bildirdiği durumda olandır. Özne yükleme sorulan kim ne soruları ile bulunur. Ancak özellikle ne sorusu nesneyi bulmak için de sorulduğundan Özne sorusunu yükleme yapan kim, olan ne biçimlerinde sormamız daha doğru olur. Örnekler. Çocuklar bahçede neşeyle koşuyor cümlesinde koşma eylemini gerçekleştiren çocuklardır. Bunu yükleme sorduğumuz koşan kim sorusu ile bulabiliriz. Bugün hava çok güzeldi cümlesinde özneyi bulabilmek için sorumuzu yüklemle birlikte sorarız. Güzel olan ne? Cevap durumundaki hava sözcüğü özne görevindedir. Özne, gerçek özne, gizli özne ve sözde özne olmak üzere 3 grupta incelenir. Gerçek açık özne. Yüklemin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren ya da yargının konusu olan varlığın cümlede açıkça ifade edildiği öznedir. Örnekler. Bu konuyu bize Aydın anlatacak cümlesinde Aydın öznedir. Çünkü yüklemde bildirilen anlatma işini yapan durumundadır. Gizli özne. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir. Örnekler. Bu konuyu size anlatacağım cümlesinde yüklemi anlatacağım sözüdür. Özneyi bulabilmek için anlatacak olan kim diye soruyoruz. Ben cevabını alıyoruz. Ancak bu söz cümlede yok. Biz bunu yüklemin bildirdiği şahıstan çıkarıyoruz. Öyleyse bu cümlenin öznesi gizli öznedir. Sözde özne. Eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işten etkilenen unsur özne kabul edilir. Böyle öznelere sözde özne denir. Örnekler. Bu konu çok iyi anlaşıldı cümlesinin yüklemi anlaşıldı sözüdür. Özneyi bulmak için anlaşılan ne? diye soruyoruz. Bu konu cevabını alıyoruz. Bu konu sözü burada özneymiş gibi gözükse de aslında işi yapan değil, işten etkilenen konumundadır. Anlaşılma eyleminin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Bu eylem sonucunda bu konunun anlaşıldığı bellidir. Eylemin kim tarafından yapıldığının belli olmadığı için bu konu özne olarak kabul edilmektedir. Not. Söz ya da söz öbekleri cümlede özne olabilirler. Ad tamlaması, sıfat tamlaması özne olarak kullanılabilir. Örnekler Uzun boylu genç biri kapıyı açtı cümlesinde uzun boylu genç biri sıfat tamlaması özne durumundadır. Çünkü açta eylemini yapan kişidir. Dolabın kapısı kilitliydi cümlesinde dolabın kapısı belirtili isim tamlaması özle göreviyle kullanılmıştır. Çünkü Özneyi bulabilmek için sorulan kilitli olan ne sorusuna dolabın kapısı at tamlaması cevap vermektedir. Cümlenin yardımcı ögelerini bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.